Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone olayısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz modelin 1 ve 2. bölümünü paylaştım. Kanala girip videoya tıkladığınızda bulabilirsiniz. Ayrıca bu arkadaşlar için söylüyorum. Yeni kanalım. Modelleri Instagram hesabımda görüp kanalda bulamayan arkadaşlar var. Bu yeni kanalım. Buraya abone olmanız gerekiyor. Diğer kanalda artık paylaşım yapmıyorum. Şimdi tekrar hatırlatmak için modeli göstereyim. Şu şekilde bir modelimiz çıkacak ortaya. Şablonumuz da bu şekilde. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu üçüncü bölüm. Videonun altında birinci ve ikinci bölümün linklerini görebilirsiniz. Şimdi burada bırakmıştım bir önceki bölümde. Birleştirdik. Bir üstte birlikte çıkalım. Şimdi 14. sırayı yapacağız. Birleştirdiğimiz yerden 3 tane zincir çekerek yukarıya çıkıyoruz. Tığımı bir kez doladım. 2 tane yuvamız var burada. Bakın şurayı birlikte topladığımız için şurada 2 yuvamız kalıyor. 1, 2 çekiyorum. Tığ da bırakıyorum. Üçüncüyü çekmiyorum. Sonra tekrar tığımı doladım. Bir sonraki yuvaya batıyorum. 1, 2 çektim. Hepsini birlikte kapattım. Buradan kaç zincirimiz var? Ona hemen bakıyorum. Evet, 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir. Tığımızı bir kez dolayıp 3 tane trabzanın üzerine yine 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi bakın şu sıradayız. 14. sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan yapacağız buraya. Şurada bakın aralarda zincir çekerek, 2 zincir çekerek trabzanlar yapmıştık. Şimdi birinci trabzanın üzerine batıyoruz. Buraya 1. Sonra boşluğa batarak 2, tekrar boşluğa batarak 3, yine boşluğa batarak 4, tekrar boşluğun içine batarak 5 ve hemen trabzanın üzerine batarak 6. Bu şekilde buranın üzerine 6 tane trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı yine bir kez doladık. Sıradaki trabzanın üzerine batıyorum. Buraya 1, yine buraya da aynı şekilde 6 tane trabzan yapıyoruz. Bir tane trabzan üzerine. Şimdi boşluğa battım. 2, 3, 4, 5, pardon, 6. trabzanın üzerine batarak yapıyoruz. 6. Tekrar 3 zincir. Tığımızı bir kez doladık. Buradaki 3 trabzanın üzerine yine 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Evet, 3 tane zincir. Burada 2, 4, 5, 5 trabzanı birlikte toplayarak kapatacağız. Tığ bir kez doladık. Şöyle hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, bir sonraki yuvadan batıyorum. Tam ilk trabzanın üzerine değil. Bir sonraki yuvaya batıyoruz. 1, 2 çektik, bıraktık. Tekrar bir sonraki yuva. 1, 2 çekiyoruz, bekletiyoruz. 2 defa çekip bekletiyoruz. 3 oldu. 4. Son yuvaya batıyorum. 5. Şöyle hepsini birlikte topluyoruz. 1, 2, 3. 3 tane zincir. Geliyoruz tekrar buraya. 3 tane trabzan. 1, 2,
3. Bu şekilde burayı kapatmış oluyoruz. Bakın. Şimdi tekrar şurada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 3 tane zincir. İlk trabzanın üzerine batıyorum. 1. Sonra boşluğa batarak devam ediyorum. 2. 3. 4. 5. 6. trabzanın üzerine batıyorum. 2 zincir. Sonra 2 trabzanın üstüne geldik. 1. Boşluğa batarak devam ediyoruz. 2. 3. 4. 5. 6. yine buradaki trabzanın üstüne batıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve kenardaki 3 trabzanı yapıyoruz. 2 ve 3. Tekrar 3 zincir. Burayı da aynı şekilde toplayacağız. 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 yuvamız var. İlk trabzanın üzerine değil, şöyle 1 ve ikincinin arasına batıyorum. 2, pardon, şu üçünü birlikte çekmeyecektik. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini kapatıyoruz ve 1, 2, 3 tane zincir. Tekrar geçiyoruz diğer desene. Evet. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Başlangıç noktasına kadar gelelim arkadaşlar şimdi. Bir sırayı tamamladım. Başlangıç noktasına kadar geldim. Bu şekilde bakın. Şimdi başlangıç noktasında 3 taneyi yapmıştık. Buraya 2 tane daha yapacağız ve tepesini birleştireceğiz arkadaşlar. Yine şöyle bir ilerden batıyoruz. 1. Burada da 2 taneyi birlikte topluyorum. 2. Sonra şuradaki şu üçünü birlikte topladığım yerin tepesine batarak diğer ilmeklerin arasından çekiyorum. Bir tane zincir çekelim. Bu şekilde bitiriyoruz burayı. Şimdi ipimizi buradan şu üçerli trabzanların ilk trabzanın tepesine kadar taşımamız gerekiyor. Artık başlangıç yerimiz orası olacak. Şöyle getirelim zincirin içine batarak. Bir kez daha yapalım şuraya. Şimdi buradan 3 tane zincir çekelim. Artık başlangıç noktamız burası oldu. Hep ikişerli trabzanların üzerinden birleştirdik şimdiye kadar. Şimdi buradan itibaren başlangıç noktamızı başlatıyoruz. 3 tane zincir çektim. 2 tane trabzan yapıyorum. Yine buraya 3 tane trabzanım olacak. Şöyle. Evet, şimdi 15. sıra yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 2, 4, 6. 6 trabzanın üzerine yine 6 tane trabzan yapacağız. Bu sefer aralarda bir tane zincir çekerek yapıyoruz. Birinci trabzan. Bir zincir. İkinci trabzan. Bir zincir. Bu şekilde 6 tane trabzan yapalım. 3, bir zincir. 4, bir zincir. 5, bir zincir. Ve 6. Bu şekilde 6 tane trabzan yaptık.
Şimdi iki tane zincir, bir trabzanımız var. İki zincir çekiyoruz. Ortadaki boşluğa bir tane trabzan yapıyoruz. Tekrar 6 zincir, 6 trabzan yapacağız şimdi buraya. 2 zincir çekiyorum tekrar. İlk trabzan üzerine batıyorum. 1. Bir tane zincir. 2. Bir zincir. 3. Bir zincir. 4. Bir zincir. 5. Tekrar bir zincir ve 6. Şu aralarda iki tane çektik. Şurada ve şurada iki tane çektik. Ortaya bir tane yaptık. 6 trabzan üzerine 6 tane trabzan yaptık. Aralarda bir zincir çekerek. 3 tane zincir çekiyoruz şimdi. Tığımızı bir kez doladık. Ve hemen yanındaki 3 trabzanın üzerine yine 3 tane trabzanımız var. 2 ve 3. Evet, şimdi artık şurada herhangi bir işlemimiz yok. 3 tane zincir çekiyoruz. Direkt karşıdaki desenin üzerine atlıyoruz. Buraya 3 tane trabzan yapıyoruz. Evet, birinciyi yaptık. 2. Bundan sonrası da hep bu şekilde devam edecek. Yani bu sıra boyunca 3 tane trabzan, tekrar 3 tane zincir. Buraya aralarda bir zincir çekerek yine 6 trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi iki tane zincir çekiyoruz. Ortaya bir tane trabzan. Tekrar iki tane zincir ve tekrar 6 tane aralarda bir zincir çekiyoruz. Trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 3 tane zincir, 3 tane trabzan. Evet, yine 3 tane zincir, diğer tarafa geçerek aynı işlemle tekrar ediyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şurada 3 zincir çekerek geçiyoruz bu tarafa. Şimdi başlangıç noktasına kadar aynı şekilde örelim. Evet, tekrar bitişe geldim. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Geliyoruz buradaki ilk trabzanın üzerine. Birleştirdim. Tekrar 3 tane buradan zincir çekerek yukarıya çıkıyoruz. Ve hemen yanına 2 tane trabzan yapıyoruz. 3'e tamamlıyoruz buradaki trabzanları. Bakalım şimdi yine evet 3 tane 2 4 5 tane de trabzan yapacağız. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doladım. Şimdi burada 6 trabzan yapmıştık. Aralarda bir zincir çekerek. İlk boşluğa batarak bir trabzan yapıyoruz. Boşluğun içine batıyoruz. Bir zincir, bir sonraki boşluğa batıyoruz. Yine bir trabzan. 5 tane trabzan yapacağız arkadaşlar buraya. Aralarda yine bir tane zincir çekiyorum. Bir trabzan. Bir zincir. Bir trabzan. Evet, yine bir zincir, bir trabzan. Her boşluğa bir kez battık. 5 tane trabzan yaptık. 3 tane zincir çekiyoruz tekrar. Şimdi şu ortada bir tane trabzan yapmıştık. Bu
Bir trabzanın üzerine batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Ve 3 tane zincir. Tekrar şimdi geliyoruz buraya. 6 trabzanın üzerine. Her boşluğa batarak trabzanların üzerine batmıyoruz. Boşluğun içine batıyoruz. 5 tane trabzan yapıyoruz. Aralarda bir tane zincirimiz var. 2. Yani saymanıza da aslında gerek yok burada. Sadece boşluklara batarak aralarda bir zincir çekerek bir tane trabzan yapıyoruz. 5 tane trabzan oluyor. Şöyle. 1, pardon. Şöyle alalım. 1, 2, 3 tane zincir. Şimdi sırada 3 trabzanımız var. Yine buraya 3 tane trabzan yapalım. 1, 2, 3. Evet, bu sıramız da bu şekilde devam edecek. Buradan direkt buraya geçeceğiz. Yine evet bakıyorum ona. 3 tane zincir çekerek geçiyoruz. 3 zincir çektim. Bir sonraki desen üzerine kenarın ya da köşenin diyelim artık hepsi bir köşe gibi oldu. Yine önce 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 3 tane zincirimizi çekeceğiz. Burada gösterdiğim gibi 5 trabzan yapıyoruz buraya. Şu arada 3 zincir çekerek ortadaki trabzanın üzerine bir trabzan, 3 zincir, tekrar bir trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekerek buraya 5 trabzan yapıyoruz. Aynı şekilde örerek arkadaşlar başlangıç noktasına kadar geliyoruz. Evet, bir sıranın daha sonuna geldim bakın. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. Tekrar birleştiriyoruz buradan. İlk trabzanın tepesine batarak. Tekrar 3 tane zincirle yukarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Hemen yanına 2 tane trabzan yapıyoruz. Üçe tamamlıyoruz. Tekrar 3 tane zincir. Şimdi bakın burada 5 tane trabzan yapmıştık. Yine aradaki boşluklara batarak 4 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle 1. Yine aralarda bir zincir var. 2. Bir zincir çekiyorum. 3. Bir zincir. Son boşluğa batıyorum. 4. Bu şekilde 4 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı bir doladık. Şimdi bu V'nin içine, şu 2 trabzan içine 3 zincir çektiğimiz boşluk. Buraya 8 tane trabzan yapıyoruz. Boşluğun içine batarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Bir kez doladım. Yine boşluklara batarak 4 tane trabzan yapıyoruz. Aralarda bir zincir. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Şöyle 3 tane zincir. Kenara geliyorum. Buraya 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi burada bakalım. Yine evet 3 tane zincir.
tığımızı doluyoruz. Diğer 3 trabzanın üzerine geçiyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi bütün köşeleri bu şekilde tamamlayacağız. 4 tane trabzan yaptık. Aralarda birer zincir. Yine 3 zincir buralar. Şu ortadaki boşluğa 8 tane trabzan. Yine bu tarafa 4 trabzan. Aralarda 1 zincir. 3 zincir ve 3 trabzan. Her birine, her bir köşeyi aynı şekilde örerek başlangıç noktasına geliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi bir sırayı daha tamamladım. Başlangıç noktasına geldim. 3 tane zincirle yine birleştiriyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Birleştirdik. Şimdi 3 zincirle tekrar yukarı çıkıyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz. 3'e tamamlıyoruz. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyoruz. Bu sefer buraya aradaki boşlukları batarak 3 tane trabzan yapıyoruz. Yine aralarda 1 tane zincir çekiyoruz. Boşlukların içine batarak birer tane trabzan yapıyoruz. Evet, 3 taneyi tamamladık. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4. Evet, şurada 8 tane trabzan yapmıştık. İlk trabzanın üzerine batıyorum. 1, 2, sırayla her birinin üzerine batarak 4 tane trabzan yapacağız buraya. 3 ve 4. 1, 2, 3 tane zincir. Yine atlamadan hemen bir sonrakine batıyoruz. 1, 4 tane daha trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4. Arada 3 tane zincir çektik. 4, 4 trabzan yaptık. Tekrar 3 zincir. Yine boşluklara batarak 3 tane trabzan. Aralarda 1 zincir çekmeyi unutmuyoruz. Ve tekrar 3 tane zincir. Buraya da 3 tane trabzan. 1 2 ve 3. Evet. Şimdiki sıramız da bu şekilde olacak. Burada geçişte 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Buraya kadar 3 tane 3 tane çekmiştik zinciri. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Diğerine yine geçiyorum. 3 tane trabzan. Burası da aynı şekilde burada yaptığımız gibi. Şimdi şeklimiz bu. Bu sırayı da bu şekilde örüyoruz. Şurada da 5 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde gelelim şimdi başlangıç noktasına kadar. Evet arkadaşlar, bu sırayı da tamamladım. Şimdi bakın geldik. Aynı şekilde 5 tane zincir çekiyoruz ve tekrar şimdi birleştiriyoruz. 3. zincire batarak, ilk trabzanın tepesine batarak da diyebiliriz tabii ki. Şöyle tekrar 3 tane zincir çekiyorum, yukarıya çıkıyorum. Yine 2 trabzan yapıyorum, hemen burayı 3 trabzana tamamlıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı doladık. 2 boşluğumuz kaldı. Yine boşluklara batarak buraya 2 tane trabzan yapıyoruz. Arada 1 zincirimiz var. Bir sonrakine batıyorum. 2 tane trabzan. 3 tane zincir.
4 trabzanın üzerine yine 4 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Ortadaki boşluğa batarak 1 trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekelim. 1 2 3 zincir. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz. 1 trabzan daha yapıyoruz. Yine 3 zincir. 4 tane trabzanın üzerine tekrar 4 tane trabzan. İki, üç ve dört. Üç zincir çekiyorum. Tekrar buraya iki tane boşluğa iki tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, ikinci trabzan. Üç tane zincir ve tekrar üç tane trabzan. 1 2 3 Evet. Bu sıramız da bu şekilde devam edecek. Bakın. Burada 2'ye düştü trabzanlar. Yine 4 trabzan yaptık. 3 zincir. Ortadaki boşluğa 2 tane trabzan, arada yine 3 zincir. 3 zincir, 4 trabzan. Yine ikişer tane trabzan yapıyoruz. Kenarlara 3 trabzan. Yine kenarımız aynı şekilde üçer trabzan olarak devam ediyor. Şimdi buradaki geçişte de 3 tane zincir çekiyoruz. Altta 5 zincir çekmiştik. Boşluğun içine batarak 1 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir. Bir kez doladık. Geçiyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 çişimiz de bu şekilde olacak. 3 trabzan, 3 zincir, 1 trabzan, tekrar 3 zincir. Evet, diğer köşeleri de aynen burada gösterdiğim şekliyle devam edelim. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi yine geldim bir başlangıç noktasına tekrar. Bu şekilde tamamladıktan sonra burada bir trabzanımızı yaptık. Tekrar 3 tane zincir çektim. İlk trabzanın tepesine birleştiriyoruz. Şimdi kaldı 2 sıramız. Aslında tek sıramız da diyebiliriz. Bu son sıradan sonra şu sırayı yapacağız. Şimdi 20. sırayı. Sonra da komple bir sık iğne ve pipiriklerle etrafı dolanılmış. Şimdi son sırada başlayalım. Yine 3 tane zincirimizi çekiyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz yanına, 3'e tamamlıyoruz. Evet, 3 tane zincir. Şimdi bir boşluğumuz kaldı bu trabzanların arasında. Buraya 1 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Tığımızı doladık. Bu 4 trabzanın üzerine yine 4 trabzan yapacağız. Fakat bu sefer tepesini birlikte toplayarak şöyle 2 defa çekiyoruz. 3.'ü çekmiyoruz. 2 3 4 Kapatıyorum hepsini birlikte. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım tekrar. Boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 Onları tekrar kontrol edelim. Evet, daha uzun mu acaba diye düşündüm ama uzun değil. Aynı üçlü trabzan şeklinde. Şimdi birinciyi yaptık. 2 3
Hepsini birlikte topluyorum. 1, 2, 3 zinç tekrar. 1 doladım. Şimdi bir sonraki boşluğa geçiyoruz. 1, aynı şekilde 2 ilmek alıyoruz. Önce 1, sonra 2 şeklinde çekiyorum. 3.'ü çekmiyorum. Hepsini birlikte topluyorum. Tekrar 3 tane zincir. Bu ortaya tekrar batıyoruz şimdi. Ortaya bir tane daha yapıyoruz. Aynısından. 1, 2, 3. Tekrar kapattık. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki boşluğa geliyorum. 1, 2, 3. Kapattık. Buradaki boşluğa bir tane, ortadaki boşluğa iki tane yaptık. Diğer boşluğa yine bir tane yaptık. 1, 2, 3 zincir. Şimdi 4 tırabzanın üzerini de şurada kapattığımız gibi kapatacağız. İlk tırabzanın üzerine girdim. 1, 2, 3, 4. 5 tane ilmek var. Hepsini birlikte çekiyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Tam 2 tırabzanın ortasına 1 tane tırabzan yapıyoruz. Sonra 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir. Buraya 3 tane normal tırabzan örüyoruz. İki ve üç. Evet, bu sıramız da belli oldu. Bu şekilde devam edecek. Şimdi şurada yine tabii iki tane boşluğumuz oluştu. Bakın bu geçişte iki tane zincir çekiyorum. Buraya da aynı şekilde boşluğa batarak üç tane tırabzan yapıyorum. Tepesini birlikte toplayarak. Bir, 2, 3. Birlikte topladık. 2 tane zincir çekiyoruz. Diğer boşluğa da aynı şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3. Hepsini kapattık. 1, 2 zincir. Evet, buraya yine 3 tane tırabzanımızı yapalım. 1, 2, 3. Evet, tekrar kaç zincir çekmiştik burada? 3 taneydi. 1, 2, 3 zincir. Aynı işlemleri tekrar edeceğiz. Ortaya 1 tane tırabzan. Burada geçişte 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geliyorum buraya. 1, 2, 3, 4'e tamamladım. Hepsini birlikte çektim. 1, 2, 3 zincir. Aradaki boşluklara aynen buradaki dolguları yapıyoruz. Şöyle çekelim. Şimdi şuradaki boşluğa 1 tırabzan, pardon 3 tırabzan, 1 tırabzan nedir? Tepesini birlikte topluyoruz. Şöyle yakınlaştırayım birazcık burayı. Aynen burada yaptığımızı devam ediyoruz. 3 tane tırabzan, tepesini birlikte topluyoruz. Aralarımız hep 3 tane zincir. Ortadaki boşluğa 2 tane yaptık. Yine arada 3 tane zincirimiz var. Tekrar son boşluğa yine 3 tane tırabzan, 3 zincir. Buradakinde 4 tane yapıp birlikte kapatıyoruz. Burada 5 zincirimiz. Burada 5 tane çektik. 5 zincir. 1 tırabzan yapıyoruz. Şuradaki tek boşluğun ortasına 3 zincir çekiyoruz.
Buraya 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Yine şu aradaki iki boşluğa da 3'er tane trabzan yapıyoruz. Tepesini birlikte toplayarak aralarda 3 zincirimiz var. Bu şekilde bu süreyi tamamlıyoruz arkadaşlar. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi son sırayı tamamladım. Son sırayı farklı bir renkle gittim. Şöyle kahverengi bir ipim vardı. Dediğim gibi ipim yetmedi. Son sırada yetmedi. Bir de sık iğne gideceğiz bunun üzerine. Ben şimdi sizi daha fazla bekletmemek için bu renkle tamamladım kenarına. Şöyle geldik şimdi birleştirme noktasına. 3 tane zincir çekerek buradan birleştirdim. Bundan sonrası da zaten komple sık iğne gidiyoruz. Bunu tamamen elinize göre ayarlayabilirsiniz. Böyle trabzanların üzerine birer sık iğne yapıyorum. Evet, boşluklara sık iğne yapıyoruz. Şuralarda bir pipilik yapıyoruz. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Sadece sık iğne de dolanabilirsiniz. Ama modelin orijinalinde var. Şimdi buradaki tek birli olan trabzanın üzerine bir sık iğne yapıyorum. Şöyle 4 zincir çekip yaptığımız sık iğnenin üzerinden batıyoruz. Bir pipirik yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Burada 5 zincir çekmiştik. 5 tane sık iğne yaptım. Elinize göre burayı ayarlayın. 6 da olur, 7 de olur. Bol çekiyorsanız daha fazla da yapabilirsiniz. Şimdi şu tepelerin hepsinde 4 tane zincir çekerek şu şekilde bir pipirik yapacağız. Boşluğa 1, 2, 3 tane sık iğne. Buranın üzerine geliyoruz. Dolguların üzerine bir sık iğne. 4 tane zincir. Tekrar bir sık iğne. 1, 2, 3. Dolgunun üstüne bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar bir pipirik. Evet, şurayı tamamlayalım. Dolgunun üzerine boşluklara 3 tane sık iğne yapıyorum. Dolgunun üzerine bir sık iğne yapıp 4 zincir çekiyoruz ve bu yaptığımız sık iğnenin tepesinden doğru giriyoruz. Sıradaki ilmekten çekiyoruz. Bu şekilde etrafını bir sıra daha dolanarak modeli bitireceğiz. Keşke ipim yetseydi ama tam son sıraya kadar, yani yarısını tam tamamlamadı. Alttaki sıranın. Sonra ben de bu renge geçtim. Evet, buradaki dolguya da geldik. 4 zincir kapattık. Boşluğa giriyorum. 1 2 3 Pardon, buraya 4, 5 tane yapıyorduk. 4 5 5 zincir olan yere 5 tane trabzanın tepesine yine burada bir tane 1 2 3 4 zincir bir pipirik 1 2 3 Şöyle 3 tane trabzan yaptığımız yerlerde herhangi bir işlem yapmayıp bunların üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum. Buradan boşluğa geçiyorum. Yine dolgunun tepesine, bu tepesini birlikte kapattığımız 3'er tane yaptığımız trabzanlar, dolgular dediğim. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar bir pipirik. Boşluğa 1, 2, 3. Tepesine bir sık iğne.
1, 2, 3. Buralarda sadece skin yaparak devam ediyoruz. Yine de kontrollü yapmakta fayda var tabii. 3. Gerdirmesi bu şekilde yaptığımızda gayet düzgün ilerliyor arkadaşlar. Şimdi bunu komple tamamlayacağız ve bitireceğiz. Evet, ileride aynı renkten ip aldığımda burayı söküp aynı renkte tamamlayabilirim. Belki böyle hoşuma giderse böyle de kullanılabilir. Bilemiyorum şu anda. Modeli gösterebilmek için ben bu rengi kullandım etrafında. Evet, şimdi şu ölçüsünü de alalım. Ne kadarmış ölçüsünü merak eden arkadaşlar olacaktır mutlaka. Şu kenardan şu kenara gelelim. 32 santimetre, hatta 32 buçuk ütülediğimizde falan bu biraz daha uzayacak. Geldi ütülediğimizde 32 santimetre çapı var arkadaşlar. Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Gayet güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Böyle siyahın üzerine çok kendini göstermiyor şu anda. Örerken daha net görünsün diye bu şekilde örüyorum ama beyazın üzerine daha net gösteriyor. Şöyle de bakalım. Şu model. Şablonu da bu. Videonun altında linkte şablonu bulabilirsiniz arkadaşlar. Oradan da temin edebilirsiniz. Şablondan da yapabilirsiniz. Evet, şimdilik bu kadar diyorum. Komple skene yaptığımızda modelin etrafında modeli bitirmiş oluyoruz. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.